çok fazla anımsamıyorum köyü falan da. Bütün çocuklukla ilgili hayallerim hep, hikayeler hep orada dönüyor yani. O sokağın şeyi. Bir de Bağlar'dayız. Bağlar'da varmış bir yer. Orada hani o sokaklarda herkes girip çıkıyor. Çok enteresan. O zamanlar da zaten şehir karmakarışık. Herkes birbirini öldürüyor. O ona karışıyor, bu buna karışıyor. Onun için de sen de bir çocuk olarak bakıp izliyorsun yani ne oluyor, ne bitiyor. Bir şeyin de farkında değilsin. Kimse sana bir şey de anlatmıyor. Yani ben bir çocuk, yani kendi başımıza büyüdük yani. Kimse bize bir şey söylemedi. Ne babamızın geçmişini biliyoruz, ne ailemizin geçmişini biliyoruz. Hiç ne konuşma muhabbetimiz, ortamımız oluyor. Sorunca iş yürümüyor bir yere. Ne onlar niye sorduğumuzu anlıyor, niye sorguladığımızı anlıyor, ne onların anlatma ihtiyacı var. Biz de zaten bu kaosun içinde kendimizi bulmaya çalışırken onlarla hiç ilgilenmiyoruz da. Öyle kopup gidiyor. Bağlar'da şeydi, hani eve tıkılı kalma diye bir muhabbet yoktu. Uyandın mı dışarı çıkacaksın yani, çünkü her şey dışarıda atıyor. Dışarıda seni çeken daha çok şey var. Mahalleyi, bilye oyna. Ne bileyim git öbür mahalledeki çocuklarla, her mahallenin şeyi var yani, çete kurmuş bütün mahalle. Herkes kendi mahallesinde takılıyor, kimse başka mahalleye gidemiyor. Gidiyor da hani şey yani, yine bir şey var, sıkıntı var. Kendi alanını bırakıp başka alana giriyorsun. Oradaki bilinmemezlik, tanımamazlık. Bağlar iyiydi. Ortaokul 2'deydim biz buraya taşındığımızda. Ortaokulda ben şeye gittim, İmam Hatip'e gittim. Amcam okulun müdürüydü, İmam Hatip'in. Beni de oraya yazdırdılar. Benim pek bir şeyim yoktu, hevesim yoktu zaten onunla ilgili. Okulda da gece gündüz top oynuyordum. Yani imam olacak insanlar değildik. Belki bizim sınıf öyleydi biraz. Bir de oralar İzbu'da mevzusu çok fazlaydı. Çok sopa yedik öyle böyle. Şey mesela orada herkesi camiye götürmeye, ondan sonra onlarla beraber hareket etmeye çalışırlardı. Biz de genelde top oynuyorduk. Hep top, bütün hayatımız oydu spor. Okulda buluşuyorduk, derslere gidiyorduk. Boş bulduğumuz her vakitte top oynuyorduk. İmam Hatip o zaman stadyumun oradaydı. Stadyumun içinde toprak saha vardı. Ders dışında mesela okulun bahçesinde de oynayamıyorsun devamlı. Çünkü okulda başka şeyler dönüyor. Okuldan kaç oraya git. Genelde biz o ortamın içinden arkadaşlar sayesinde. Mesela 8-10 tane arkadaşın o kafada olmaması bizi onlardan soyutladı. Ama tek başıma olsaydım belki ben de dahil olurdum içine. Çünkü şimdi bile kendini var etmeye çalışıyorsun bir şeylerle, birileriyle. O zamanlar da öyleydi yani. Hiç böyle sokakta sosyal olmayan insanlar, sözü geçmeyen insanlar sırf sözü geçsin diye, o gücü ellerine alsınlar diye gidip onlarla beraber bir sürü kötü şey yaptılar. İnsan hocaları öldürdüler mesela. Okulun içinde ikide bir satırlı kavgalar çıkıyordu. Yani her tarafta karşımıza çıkıyordu. Öyle. Çocukken de benim şeydi. Ben şey düşünüyordum mesela. Hani para kazanmak zorundasın. Parayı görüyorsun, biliyorsun zaten. Çocuk şimdi artık daha fazla şey oldu. Çocuklar anne babadan önce belki parayı tanıyorlar yani. Bizim de mesela o zamanlar oydu. Çünkü para her şeyin kapısını açan oydu. Onun içinde yetiştik. Ben mesela kendi paramı kazanabiliyordum sokakta. Gidip hani bunun için o kadar emek sarf et. Okula git, oraya git, buraya git. Bir de istemediğin şey yani. Ben mesela şey yapıyordum sokakta, bilye oynuyordum. Bilye ben iyi oynuyordum, çok bilyelerim vardı. Bilyeleri satıyordum, oradan açtım çıkıyordu. O yüzden mesela ben bu ülkede yaşamak istiyorum. Ama bu şekilde ben yaşamayacaksam, dünyada kocamanken ben burada istemediğim şeylerin içine girmeyi istemiyorum yani. Sırf hani birileri önceden, ben doğmadan yapılmış bir anlaşma, ben bir şeye imza atmamışım. Kimseye bir borcum yok, bir vatan, matan şeyim de yok. Ben dünyada yaşıyorum, benim vatanım dünya diye düşünüyorum. Çünkü ben kendimi burayla soyutlayınca sadece burayla ilgili bir şeyler yapıyorum ama bütün dünya beni etkilerken ben burayla ilgili bir şey yapmak saçma geliyor bana. Öyle yani. Burada yaz tatilinde dönemsel projeleri oluyordu. Toplum Gönülleri Vakfı'nın şeyiydi. Bir projesiydi. Bursa'da dönemsel vardı. Biz gittik, toplantı vardı işte, dönemsellere kim gitmek istiyorsa şey yapıyorlar. Biz de hani şey yapmıyorduk, Türk herhalde kendi tanıdıklarından birilerini gönderdiler. Gittik, ben de Erdal'ı beraber Bursa'ya gönderdiler. Ben hayatımda ilk defa insanlarla beraber 15 gün orada kamp şeklinde, bir de hiç tanımadığın insanlara yardım ederek bir şeyler yaptım. Bu beni çok mutlu etti yani, oradan böyle sivil toplum şey oldu. Kaçtı sene? Sene 2004'ün
sonbaharıydı. 2004'ün sonbaharıydı işte ilk sivil toplumla şey yapınca. O zamandan devam ediyorum yani. Ha, girip çıkmadığım yer kalmadı. Türkiye'nin her tarafında hiç böyle seçmedim yani. Burası bilmem ülkücü, burası bilmem ne, burası benimle bir ilgisi yok deyip işe gitmemezlik yapmadım. Her tarafta bir şeyler olunca ben de bir şey destek atabiliyorsam. Bazen de destek atamasam da gidiyordum yani. Hiçbir şey bilmesem de. O da iyi oldu. Mesela birçok yerde birçok farklı insanla karşılaştım. Mesela burada eksik olan birçok şey orada da eksik. Ama biz birbirimizden kopuk olduğumuz için, temas olmadığı için biz sadece bu şeyler bize yaratılıyor. Bize reva görülüyor diye düşünüyordum ama baktım orada da yok. Orada da aynı eğitim sistemi. Orada da insanların doktoru yok, şeyi yok. Orada da insanlar aynı koşturmanın içine girmişler. Ama orada savaş yok, burada savaş var. O işin ayrı bir boyutu. Mesela orada da şey, bu şeyde sivil toplumda sadece Diyarbakır'da iş yapmış olsaydım belki kafam o kadar açılmazdı. Ama şehir dışına çıkıp başka şehirlerde, başka şehirlerden gelen insanlarla beraber iş yapınca temas oldu. Benim kafamdaki o ön yargıların hepsinin kırılmasına da sebep oldu. Gezmeye gittim işte İstanbul'da. Şimdi biraz takılırım, bir 6 sene kaldım. Sonra orada kafede falan çalışmaya başladım. İnternet kafe işletiyordum. İnternet kafe işlettiğimiz mahalle de şey, ucuz otellerin olduğu bir yer. Küçük pazar, un kapağının arka tarafı. Hani her taraftan insan var. Şarapçısı da var, üçkağıtçısı da var. Gelip lokantada çalışan şeyi de var. Mevsimlik işçi değil de işçisi de var. İş portacısı da var. Her türlü insan var. Romenleri vardı. Şimdi mesela bu geçen Haziran'da ben döndüm oradan. Bu son zamanlarda şeyler gelmeye başlamıştı. Suriye'den, Irak'tan Romenler geliyordu. Türk Cumhuriyetlerden bir sürü insan geliyordu. Öğrenciler vardı mesela, bir iki tane yurt vardı. Cemaati yurdu. Orası da iyiydi aslında. Orada da mesela birçok şeye şahit oldum. Bizim kafe 24 saat açık. Ben bunları anlatıyorum. Birilerinin başına bir işler açılabilir. Kafe 24 saat açıktı mesela. İnsanların gidecek yeri yok. Otele para vermek yerine gelip 2-3 saat internette takılırım. Sonra uyurum muhabbetine. İnsanlar gelip orayı otel niyetine kullanıyorlardı yani. 1-2 saat takıl internette. Ondan sonra uyuyordu. Mesela biz de şey yapıyorduk. Bir de uyuyorsa gidecek yeri yoktur. Orada bir boşu boşuna bilgisayar çalışmasın. Kapatıyorduk öyle. Çöpçüsü de geliyordu. Sokaktan çöp toplayan. Evsiz barsız da geliyordu. Balicisi de mesela 6 yıl kaldım İstanbul'da. Ara ara çalışıp toplasam bir 2 sene 3 sene ben internet kafede çalıştım. Onun dışında bir ara lokantada falan çalıştım. Ama ben bakıyordum sivil toplumda yapabileceğim bir iş olursa, bir yerlere gidebiliyorsam önceliğim şey oluyordu. Onlar oluyordu. Mesela gece çalışıyordum sabaha kadar. Sabah 9'da 10'da bırakıyordum işi. O gün bir yerlerde bir eylem, bir şeyler varsa gidiyordum oraya. Orada eylemden sonra gelip uyuyordum bir daha işe. Ama fırsat buldukça değil aslında. Daha çok fırsat yaratıyordum bu sivil toplumda bir şeyler yapabilmek için. Çünkü bu hem beni geliştiriyordu. Hem biraz motivasyonumu sağlıyordu. Hem insanlarla tanışıyordu. Kafam açılıyordu. Daha iyi oluyordu yani. Sivil toplumda öyle. Ama sonra işte onda da koptu biraz sivil toplumda. Çünkü baktım biz sanki yüzeysel şeyler yapıyoruz yani. Yaptıklarımız hep havada kalıyor. Geliyoruz insanlar beraber mesela sosyal haklarla ilgili bir şeyler konuşuyoruz. Ama insanlar dağıldığı zaman, sokağa çıktığımız zaman herkes yine aynı şekilde bir başka insanın hakkını ihlal etmeye devam ediyor. Biz az şey istiyoruz. Az şey istediğimiz için bize hiçbir şey vermiyorlar. Mesela toplum gönderilerinde beni rahatsız eden şey sadece üniversite öğrencileriyle çalışmaları. O da biraz şey yapıyor, kurtarılmış insanları biraz daha böyle şey yapıyorsun. Onlara hizmet ediyor musun şeyine geliyor. Sen sokakla bir bağın, bir temasın yokken, sadece üniversite öğrencileriyle iş yaparken bu bir şeyleri çözmüyor yani. Sokağa da dahil etmen gerekiyor. Yani şu anda yapmaya çalıştığım biraz da o sokakla temas sağlamak. Orada mesela Diyarbakırlı olman, buradayken fark etmiyorsun onu ama dışarıya çıkınca orada diğer insanlarla beraber kimse sana bir şey söylemese de ortada konuşulmayan böyle soğuk bir şeylerin durduğunu görebiliyorsun yani. Ama işte orada da zamanla insanlar tanıdıkça hem bende bir şeyler kırıldı hem insanlarda kırıldı. Bir de ben zaten biraz da şeyin bilincindeydim yani insanların buraya bakış açılarının. Onun farkında olduğum için biraz da beni de şey yaptı yani.
Ona göre hareket etmemi sağladı mesela. Ben Diyarbakırlıyım, o zamanlar kendimi öyle ifade ediyorum. Şu mesela sordukları zaman insanlar, ben kendimi bir yere ait hissetmiyorum. Hepsine ait hissediyorum. Orada mesela şey yapıyorum. Ben Diyarbakırlıyım, ben böyle bir şey yaparsam zaten insanların kafasında böyle bir şey var. Bu daha kötü olacak. Onun için böyle davranmamam gerekiyor. O beni de biraz şey yaptı, işledi. O ön, insanların ön yargılarının olması. Sıkıntı, nasıl sıkıntı? Orada ben şeyi de gördüm mesela. Bizim, bende mesela o kadar çok fazla özgüven yok. Ama öbür insanlardaki özgüveni görünce biraz buradaki bizim yaşadığımız şeyler de senin gözünün önüne geliyor. Benim özgüvenim nerede kırıldı? Onlar nasıl bu kadar rahat takılabiliyorlar? Ben bütün toplumu temsil etmiyorum ki. Ben bir yerden kendimi temsil ediyorum yani. Ben şey değilim yani, ağaç değilim, bir taş değilim, bir nesne değilim. Ben biraz gezip dolaşmak istiyorum. Mesela soruyorlar, nerelisin? Mesela sen İngiliz'im diyordu. Bir sıkıntı yok. Ondan sonra ben Diyarbakır deyince bir sessizlik oluyordu ortada. Ben de mesela bizim Paço şey diyordu. Diyor mesela sen hayatında bir defa bu adamı göreceksin. İkinci defa görme şansın çok az. Sen şimdi adama bunu doğruyu söylediğin zaman adam bu sefer seninle şey yapıyor. Çatışıyor. Hiç onu söyleme. Söyle İstanbulluyum, oralıyım, buralıyım. Ben de diyorum arkadaş. Yani bu adam bunu yapıyor, gereksiz yere yapıyor. Ben bunu söylemediğim zaman o çoğaltacak yani. Ben de inadına söylüyordum. Hatta bir ara Kayserili bir adam bizi aldı. Konya'dan biz Kapadokya'ya giderken. Adam öyle ondan sonra Diyarbakır falan deyince şey yaptı. O bir şey söyleyince ben de cevap veriyorum. Niye cevap vermeyeyim ki? Adam yanlış bir şey söylüyor. Sesimi etmediğim zaman onu çoğaltacak. Bende de şey olacak. Ben sonra rahatsız olacağım. Niye söylemedin diye. Bana şey dedi. Sen askerliğini yaptın mı? Dedim o ne diyor. Dedi nasıl nedir? Dedim ben bilmiyorum askerlik nedir. Dedim bu şey değil mi? İş değil mi? Hani birileri gibi bir şey yapıyor. Dedi yok işmiş değil. Kadar geldim. Neyse adam şey yaptı bana, askerlik maskerlik muhabbetin üzerinden ben de salağa yattım yani. Adam işte askerlik, ben diyorum işte gidiyorsun da askere. Ne için gidiyorsun? Hani niye gidiyorsun ki? Kimseyle bir sorunun yok, sıkıntın yok. Tanımıyorsun da insanları. Niye savaşıyorsun? Hani senin canına mı kastetti birileri, sen eline silah aldın? Böyle yolda gidene kadar adam en son bizi indirdiği yerde dedi vallahi ben hiç böyle düşünmüyordum. Kafamı da açtı. Biraz daha size takılsam ben de bu işlerimi güçlerimi bırakacağım, sizle beraber geleceğim yani. Temas bir de korktuğumuz için birbirimize ne bir şey söyleyebiliyoruz, ne muhabbet edebiliyoruz.